CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ konuğumuz bu dilimde. Çünkü kendisiyle önemli bir başlığı konuşacağız. İstanbul Sarıyer'de Ali Ekber Akgün suikastinin faili Amerikan menşeli silahıyla yakalandı. İstanbul Güven Timleri Şubesi ekipleri son bir ayda 30'u aşkın bu silahlardan yakalamıştı. Şimdi bu silahlar ne marka bunları konuşacağız. Ve aynı zamanda Hollanda, Panama, e, İstinye üçgeninde de... E, Uyuşturucu değil mi? Evet. Uyuşturucu maddelerini e, temin eden, bu güzergahı e, sağlayan ekiplere yönelik de bir operasyon evet. vardı. Önce onunla başlayalım. E, bize bu kimdir? Bu bunu Ali bir Ali Ekber Akgün e, Göksu 2014 yılında Sarıyer İstinye'de lüks aracı içerisinde öldürülmüştü. Ve e, suikastçılar da daha sonra 3 suikastçide yakalanmıştı. Peki niye öldürülmüştü? Özellikle Hollanda, Panama ve İstinye üçgeninde uluslararası uyuşturucu baronunun kanlı bir hesaplaşması vardı aslında. 15 kişi de o kanlı hesaplaşmada öldürülmüştü ve Ali Ekber Akgün de onlardan biriydi. Bu operasyonda gözaltına alınanlardan bir tanesi, tetikçi olduğu iddiasıyla gözaltına alınanlardan bir tanesi de NG'ydi. Hani şu an soruşturmada devam ediyor, baş harflerini verelim. NG'ydi ve NG'de gözaltına alınmıştı, tutuklanmıştı. 2-3 yıl gibi bir cezaevinde kaldıktan sonra ee, tahliye edilmişti. İstanbul'un güven timleri, şube müdürlüğü ekipleri biliyorsun onların özel bir çalışma modeli var. Sokaklarda sivil kıyafetler giyiyorlar, işportacı, kurye kılığında ve suçluları anbeyen takip edip yakalıyorlar. Fatih'te geçtiğimiz günlerde kritik bir operasyon düzenlediler. Arkadaşlarımız o görüntüleri aslında tetikçinin yakalama görüntüsünü verirlerse daha iyi olur. İstihbarat topluyor önce İstanbul'a evet. Bir e, güven timleri dediğimiz. Güven timleri. Biz aslında güven timlerini Nihat da işte e, yılbaşı etkinliklerinde yazı, ya da özel etkinliklerde sokakta simitçi olarak evet. değil mi? O, yanlış As hatırlamıyorum. Doğru hatırlıyorsun ama aslında yılbaşı günlerinde özel günlerde değil sadece 7-24. Sokağın olduğu, hareketin olduğu, suç profilinin yoğun olduğu noktalarda sivil olarak görev yapıyorlar ve suçlu daha eyleme geçmeden ya da geçtikten hemen sonra anında yakalaması yapıp gözaltına alıyorlar. Bu NG'de bu Ali Ekber cinayetinin e, faillerinden NG'de Fatih'te e, böyle e, peruk takmış e, peruklu e, özel Kırık bir kasket giymiş yani tabii eşkali belirlenmesin eşkali tanınmamasın diye e, özel e, kıyafetini giymiş ve sokakta yürüyor tabii güven timleri o eşkaden şüpheleniyor ve onu gözaltına alıyor ve gözaltına aldıktan sonra e, e, hemen soruşturuyorlar bakıyorlar ki şapkasını çıkarıyorlar peruğunu çıkarıyorlar ee, ve daha sonra opero çıktıktan sonra e, bakıyorlar şüpheli bir şahıs ve kimlik taraması yapıyorlar ve daha önceki olayı görüyorlar. Ve elinde bir poşet var. Poşeti açıyorlar diyorlar ki bu nedir? Ve içinde de Amerikan menşeli e, Sibrik Field denilen bir yeni marka yani yeni değil, marka eski ama Türkiye'de yeni girmeye başlayan bir marka silahla geçiyor. Peki bu neden önemli? Aslında bu olayın yakalanması çok önemli. Ancak ee, bu silah da çok ilginç. Neden ilginç Göksu? Şimdi Nihat Ulu da anlayamadım. Uyuşturucu baronlarına düzenlenen bir saldırıdan söz ederken bir anda silah olayına evet. geçtin. Ne, nedir bu silah bahsettiğim? Biraz açabilir misin? Evet size? onu açıklayayım. Ee, bu eski tetikçinin üzerinde Amerikan menşeli bir silah ele geçiriliyor. Bu Amerika menşeli olması neden önemli? Biliyorsun e, daha önce birileri sokakları silahlandırmaya çalışmış diye daha önce kuru sıkıları bozup kullanat tabir edilen basit silahları sokağa piyasaya veriyorlardı. Fakat şu an gelinen nokta o ki birileri Amerikan menşeli silahları sokağa sürüyor Göksu. Bunu da nereden anlıyoruz? Bu tetikçinin üzerinde yakalan silah o. O marka silah. Amerikan menşeli. Piyasada 50 ile 100 bin lira arasında gibi bir fiyatta da satıyorlar. Ama tek konumuz da o değil. Çünkü güven timleri, ekipleri hani dedik ya sokaktaki suçları yakalıyorlar dedik ya. Son bir ayda yaptıkları operasyonda 30'u aşkın bu silahtan ele geçirdiler. 30'a aşkın silah e, yine bu şekilde ele geçti. Peki biz buradan ne mesaj alıyoruz? Buradan şu mesaj alıyoruz. Diyoruz ki demek ki birileri bu e, kullanat silahlardan sonra, çünkü kullanat silahların imalathanelere çok ciddi anlamlarda operasyonlar yapıldı. O sektör epey bir zayıflatıldı. E, ve birileri Amerikan menşeli silahları piyasaya sürüyor Göksu. Amaç bu, ne? Sokakları karıştırmak. Sokakta demek ki birileri sokakların yeniden hareketlenmesini istiyor. Bu silahları kimler alıyor? Organize suç örgütleri. Terör örgütü. Üyeleri suikastçılar ve tetikçiler. Bu anlamda da ben emniyetin bu konuda da daha titiz, dikkatli bir çalışma yapacağını düşünüyorum göksu. Şimdi bu silahların devamında bulacaklardır herhalde eventler ayırt edilir. Onlar lazım. takip edileceğini düşünüyorum. Bunları da takip edeceğiz tabii, o zaman. Yakalanan tetikçinin de yine aynı şekilde e, nereye gidiyordu, kılık değiştirmiş. Ve hangi eleme karışacaktı? Onların da araştırmasının devam edeceğini düşünüyorum. Nihat Uludağ bana biraz güven bahsedebilir misin? Evet. Ben sana sadece yılbaşı olarak dedim ama sen her an yanımızda, sağımızda solumuzda hiç tahmin etmeyeceğimiz evet. tipolojide kişiler evet. olabilir dedin değil evet. mi? Genellikle e, en işlek caddelerde mi ya da hayır Yoksa hiç alakası Şimdi, yok mu diyorsun? Yoksa gerçekten de e, çok iyi bir proje güven Timler şubesi. Neden iyi proje biliyor musun? Önce bir şehrin suç analizi çıkarılıyor. Daha sonra güven timlerinin Özel eğitilmiş, yetiştirilmiş sivil polisleri bu noktalara yerleştiriliyor güventimleri. Ve ne yapıyorlar bunlar biliyor musun? Sıradan vatandaş gibi sokaklarda dolaşıyorlar. Kimisi simit satıyor, kimisi işportacı kılığında, kimisi seyyar satıcı kılığında ve hayatın içinde, sokağın içinde eşkali şüpheli bir kişi görüyorlar hemen takip ediyorlar. Suça karışacak mı? Bakıyorlar bir vatandaşa kapkaç, yan kesil ya da başka bir olaya karışıyor. Anında hatta suç işlendikten hemen sonra ya da hemen öncesinde gözaltına alıyorlar. Hatta biz öyle olaylara rastladık ki mesela kadının çantası çalmış ama kadının haberi yok. Güven timleri o, o suçluyu yakalıyor, gözaltına alınıyor ve kadını daha kadın sokakta ve haberi yok çantasının çalındığından hanfendi bu suçlu sizin çantanızı çaldı, bakın bu çanta size evet bana ait diyor, haberi bile yok ve çantası ona teslim ediliyor. Ve böylece de sokaktaki suçluların temizlenmesine yönelik iyi bir proje. Aslında güven timlerine bir nevi sokakların mobese kamerası da diyebilir miyiz? Canlı, şey, canlı evet, mobese. canlı mobese kameraları. Çünkü hayatın <laughs> içinde ve o hayatı anbean an yaşayıp ve anında müdahale ediyorlar. Herhangi bir ihbar olmaksızın, herhangi bir şey olmaksızın anında yansıtıyorlar. Çok teşekkürler. Nihat Uludağ bize ayrıntıları aktardı. Şimdi e, bizler de kaldığımız yerden devam edelim.